Şişko patates, yarım kilo domates. Fresh ice out, ich fresh aus. Selam, ben Engin. Almanya'da kullandığım ismim Engin. Türkiye'de daha çok Erdi'yi tercih ediyordum. Burada Engin'i kullanma nedenim birazcık Almanya'nın ve Avrupa'daki insanların Erdi pronunciation'ı telaffuz edememesinden kaynaklı. O yüzden Engin kullanıyorum. Başlıkta da gördüğünüz gibi Almanya'ya taşındım. Türkiye'den Almanya'ya taşınma nedeni olarak birçok sebep gösterebilirim. Bunlar... Tabii bunların hepsini bekleyeceğim çünkü ilk videodan tüm dikkatleri üzerime çekmek istemiyorum. Yeni temiz bir sayfa açıyorum diyebilirim aslında. Bu hayatta isteklerimi, arzularımı, hedeflerimi, kararlarımı kalp ve beyin terazisine karşılaştırmalı olarak koyuyorum. Ve doğru olanı o şekilde tercih etmeye çalışıyorum. Bazen risk alıyorum ve riski de seviyorum. Buraya gelmem de aslında büyük bir risk. Tanımadığım bir kültür, tanımadığım bir dil, tamamıyla farklı olan bir dünya ve sıfırdan başlıyorsun. Ve ben bu riski aldım. Bu risk... Avrupa'da yaşama fikri aslında bana uzak değildi. Bu fikri Avrupa turuna çıkarak ve Avrupa'da yaşamayı bir aylığına da olsa deneyimleyerek güçlendirdim içimde. Nihayet doğru şehrin Nürnberg olduğuna karar verdim. Bu tercihi yapmamda, bu kararı vermemde kalbim ve beynim ortak çalıştı. Ben de saygı duydum. Almanya'da nasıl kalıyorum, nasıl geldim? Her zaman bir yeşil pasaportun avantajını hissettim üzerimde. Bu konuda sevgili babama minnettarım. Böyle bir avantaj sağladığı için bana mesleğinden dolayı. Almanya'da AB projeleri, Partnerschaft, dil okulu, potansiyel şartlı kabul aldığım bir üniversite burada kalmama sağladı aslında. Şartlı kabulden kastım, dil bariyerini geçtiğiniz anda okuldan kabul almış oluyorsunuz. Türkiye'de iç mimarlık hevesi, tiyatro ve danstan dolayı konservatuvar deneyimi, istediğim iç mimarlık bölümü, istediğim üniversitede tutmayınca bir hayal kırıklığı ve aniden gelen bir mühendislik serüveni. Bu hayatımda eğitim konusunda sivri iniş çıkışlarımın olduğu bir dönemdi. Ama hayatımdaki aldığım ve yaptığım tercihlerden, kararlardan hiçbir şekilde pişman değilim. Belki bu şekilde burada olmayacaktım. Yani iyi ki orayı seçmedim, orayı olmadı falan diye düşünmüyorum. Burada ne yapacağım? Burada yazılım ve tasarım konusunda ilerlemeyi düşünüyorum. Bunun için çalışmalar yapıyorum. Ama önceliğim tabii ki de şu an Almanca. Türkiye'de ilk aşamayı A1 seviyesini geçtim. Aslında konuşma olarak daha yatkınım şu an Almanca'ya. Birazcık alaylı öğreniyorum. Bu benim için daha hoş. Türkiye'deki İngilizce eğitimin tam tersi gibi. Hani gramer öğrenip konuşamayan insanlar var. Bu şekilde ben de tam tersi. Gramer çok bilmiyorum ama konuşabiliyorum birazcık da olsa. Korona beni birazcık etkiledi bu arada. Ben 23 yaşında Almanya'ya taşınmayı planlarken koronadan dolayı 24 yaşına sarktı. Bu da birazcık evet biraz zaman kaybı gibi gözükebilir. Hala daha zaman kaybım devam ediyor çünkü dil kursları açık değil. Dolayısıyla birazcık daha ev modu çalışıyorum. Pratik yapabileceğim çok insan var burada. Ondan dolayı mutluyum. Es war ja letztes vor. Ich liebe den ganzen Sie vor. Bu hayatımda vermiş olduğum tüm kararlardan aslında memnunum. Hiçbirinden pişman değilim. Çünkü pişmanlık yaratacak bir seviyede değilim şu an. Almanya'da geldiğim noktada mutluyum. Yaşadıklarım beni buraya getirdi bence. Dolayısıyla verdiğim hiçbir karardan